Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir helva tarifi getirdim. Hem farklı hem de çok lezzetli. Özellikle glutensiz bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. İçerisinde un ve irmik olmadan hazırlayacağımız bir helva tarifi olacak bu hem kıvamı hem de lezzeti gerçekten mükemmel oluyor ee, videoyu sonuna kadar izlemenizi ve tüm ayrıntılara harfiyen uyduğunuzda e, sonucu mükemmel olacağına garanti veriyorum hemen tarifimize geçelim ocağımızı açalım 100 gram e, tereyağımızı ekleyelim tereyağı yanmasın diye yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum Ardından yağımız eridikten sonra mısır ununu ilave edeceğiz. 2 su bardağı mısır unu ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra ufak ocak kullanmayı tercih ettim. Mısır unu yanmasın diye. Sürekli karıştırarak başından ayrılmadan, tıpkı e, yani irmik ve unda olduğu gibi sürekli karıştırarak mısır ununu kavuruyoruz. E, kokusu çıkana kadar böyle muhlama yaptıysanız daha önce ya da kuyumak e, bunun gibi bu aşamayı devam ettiriyoruz. Güzel kavurmak, yakmadan e, ama hafif de rengini dövür, e, döndürerek kavurmak gerçekten çok önemli. E, kavurmadığı zaman çiğ bir mısır unu kokusu alabilirsiniz. Yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi, helvam istediğim kıvama geldi. Hafif böyle e, karamel rengi rengi aldıktan sonra. Şekeri ekleyebiliriz. Ben şeker ve suyu kaynatmıyorum. Yani bir şerbet yapmıyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hem de çok uğraştırmıyor. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker kullandım. Ben çok şekerli sevmiyorum. Daha az şekerli seviyorum diyenler varsa 2 su bardağı yeterli olur. Ama genelde helvayı böyle tam kıvamında seviyorum. Çok şekersiz olduğunda bana lezzetsiz geliyor. 2 yemek kaşığı da ekstra benden ekledim ve gerçekten çok güzel olmuştu tadı ee, şekeri ekledikten sonra hemen suyunu ekleyip şöyle bir karıştırdım yani saatlerce kavurmanıza gerek yok çünkü çok kavurduğunuzda şeker katılaşıyor yani karamelize olmaya başlıyor bunu istemiyoruz hemen şekeri ekleyip şöyle bir karıştırdım üzerine de suyunu ekliyorum su ölçümde 3 su bardağı olarak ekliyorum suyu da soğuk ekliyorum Çabuk kaynasın diye hemen arkadaki orta göz ocağı alıyorum. Çünkü ufak gözde e, hızlı kaynamadı. Soğuk, soğuk olduğu için. Göz göz olmaya başladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum ve suyunu çektiriyorum. Hafiften suyunu e, çekmeye başladıktan sonra kapağını açalım ve karıştırarak kıvamını belirleyelim bu şekilde biraz daha yumuşak görmüş olduğunuz gibi e, suyunu tam çekmedi. Kapağını açtım. Ocağımın altı da açık. Şöyle bir açık olarak yani kapağı açık olarak fokurdatıyorum, karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Suyun tamamen çektiğinden emin olduktan sonra. Kapağını da kapattım. Dinlenmeye bırakıyorum ve yaklaşık yarım saat 40 dakika sonraki kıvamını da görebilirsiniz kaymak gibi e, çok da lezzetli bir helva oluyor e, kıvamı lezzeti umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum Instagram kaymalden ve ben hesabından da lütfen bana görsellerini ulaştırın denemiş olduğunuz tariflerime ait oradan takip ediyorum hemen servis tabağıma alıyorum servis de çok kolay isterseniz böyle e, silikon bir kaşık yardımıyla direkt tabaklara da alabilirsiniz birazdan göstereceğim gibi son olarak üzerine birazcık süslemek istedim dilerseniz porsiyonluk silikon kek kalıplarında da hazırlayabilirsiniz silikon kaşık tercih ederseniz bu şekli vermek kolay olur çünkü demir kaşık kullandığınızda helva yapışabilir ya kaşığı yağlamanız gerekiyor ya da böyle silikon bir e, kaşıkla şekil verebilirsiniz. Tepsinin içerisinde benim gibi şekil vereceksiniz. Dondurma kaşığıyla da servis edebileceğiniz kıvamda oluyor. Ya da direkt kaselere artık nasıl seviyorsanız. Denedikten sonra e, eminim çok beğeneceğiniz bir tarif olacak. Üzerine ceviz, fındık ya da fıstıkla süsleyebilirsiniz. Görsel olarak yeşil fıstık kullandım ben ama dediğim gibi şart değil. Kavrulmuş fındık ya da cevizle de gerçekten müthiş bir e, görüntü ve lezzet elde edersiniz. Hatta ben kavururken içerisine fındık ekleyecektim sonra bir anda unuttum. Malzemeyi çıkartmamışım tezgahın üzerine öyle olunca da e, süslemede kullanmak istedim. ve helvamız artık sunuma hazır. Deneyenler de umarım beğenirler. Eğer videomu ilk defa izliyorsanız ve kanalımı, videolarımı beğeniyorsanız sağdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen şöyle servisinde göstereyim sizlere kaşıkla. Porsiyon olarak da çok güzel oluyor. Hemen kıvamını da göstereceğim. E, bu arada bir saat kadar dinlenmiş hali bu şekilde oluyor. Ben yumuşak kıvamlı helvaları çok seviyorum. Mısır unu helvası da e, çok kaskatı olduğunda görsel olarak da hoş olmuyor. Un helvasından ya da irmik helvasından farksız bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.